kanka bitti. Ne? Bu sefer vurdum tekmeyi, ayrıldım bükeycandan. Oh be! Ya zaten isminde hayır yok. Bundan sonra serseri çocuklarla işim olmaz. Ya şöyle biriniz de ekmeğinizin peşinde olun be. Yani biriniz de aile sevgisinden nasibinizi almış olun ya. Ay sorma vallahi ya, sorma. Sen beni biliyorsun. Yıllardır evlenecek adam arıyorum. Bir tane çıkmadı karşıma ya. Sürekli karşıma, Ebuş bize gidelim mi diye çocuklar çıkıyor. Ay delireceğim, bu nasıl bir kader ya? Vallahi ya şöyle doğru düzgün bir adam bulduğum an alacağım karşıma. Anam anan olsun mu yiğidim diyeceğim, konuyu kapatacağım. Ya kanka çok bir şey istemiyorum. Yani şöyle el yüzü düzgün, işine gücüne bağlı, yakışıklı, güvenilir, ailesine düşkün, tatlış bir adam istiyorum hepsini. Wow. Kanka, senin Mars'ta su bulma ihtimali böyle bir adam bulma ihtimalinden daha fazla, biliyorsun değil mi? Evet. Yani. Oha! Burcu, çocuğa bak çok yakışıklı ya. Wow, gerçekten çok yakışıklı. Ama neyse boş ver ya. Kesin işsiz güçsüzdür bu. Kesin. Ay çok gördük böyle tipleri be. Sami bak, ben bu şirketin CEO'suyum, anlıyor musun? Şu ihale teklifini bir an önce ayarlayın, o kadar. Oha kızım, adam CEO'ymuş. Ama bu kariyerle, bu yakışıklılıkla bunu çoktan kapmışlardı. Kesin. Be. Bak Sami. Ben bu ihaleye hazırlandığım kadar sevgili bulmaya hazırlansaydım, şimdiye bekar olmazdım. Bekarmış. Allah Allah. Aman kızım, kesin kalpsizdir bu ya. Derdi güdü iştir bunun kesin. Sami bak, bu ihaleden kazanacağım paranın yarısını kimsesiz çocuklara vermeyecek olsaydım, inan ki yani üstünde durmazdım. Allah'ım sana geliyorum. Var ya, bir de eğer ailesine düşkün bir adamsa yarın belediyeyi arayıp nikah tarihi alıyorum ben. Ben aileme düşkün biriyim Sami. Anladın mı? Bunu niye söyledim bilmiyorum ama. Ay sanki duyuyor. Anladın mı? Tamam, şimdi kapat. Bana bak Burcu. Bu çocuğa yazarsan senin ağzını yırtarım, bu benimdir. Bana bak Çiçek. Enişten hakkında doğru konuş. Vallahi 10 yıllık dostluğumuzu şu anda burada bitiririm ben. Selam. Aa, selam, merhaba. Merhabalar. Nasılsınız ben? Nasılsınız? Sağ ol. Selam. Ben de Çiçek. Bu önemsiz de Burcu. Şey, biraz önce konuşmalarınızı duyduk da siz ne kadar da böyle ailenize düşkün, iyi, yakışıklı ve bekar evet. Birisiniz. Çok teşekkürler. Utandırıyorsunuz beni yani. Yok canım. Utanmayın. Gerçekler bunlar yani. Ama böyle şahane bir erkeğin hani ufacık da olsa biraz defosu olmaz mı diye insan da biraz düşünüyor yani. Mesut! Yavrum! Çocuğum, bir Yağmur, bir sen. Taksi bulamadım biliyor musun? Ondan geç geldim anneciğim. Annesinin cücüşü! Nerede kaldın sen ya? Çocuk dedim ya sana vallahi taksi bulamadım. Gel bir öpeyim. Gel. Kurban olsun ona. Ya özledim vallahi ya. Buradan da öp. Bak kıskanıyorsun onu. Kanka defosu belli oldu. Ana kuzusu bu. Sus be. Ne defosu? Sus. Merhaba. Ben Çiçek. Siz niye bara geldiniz acaba? Mesut evde bir şeyini falan mı unuttu? Yo. Biz her cuma geliriz, bana Mesut'a kız bakarız biliyor musun? Siz kız tavlamaya her cuma bara annenizle mi geliyorsunuz? Ne var yani, ben aileme düşkün biriyim. Hem annemin istemediği kızla ben flört etmem ki. Hayatta etmez, çek şuradan. O kadar iyi yetiştirdim ki ben bunu size anlatamam. Saygılı, görgülü, her şeyi görmüş geçirmiş böyle bir çocuk biliyor musun? Ben yetiştirdim onu. İltifat ettin mi kızlara? Etmedim ya. Niye etmiyorsun çocuk? Evde böyle mi çalıştık biz? Ha? Bak. Şu fena değil. Şu çınakta olanı beğendim ben. Ona iltifat et. Kızlar, bakın şu içme kızım. Mesut şimdi şey yapacak, size iltifat edecek. İyi dinle çocuğumu. İyi dinle. Tamam. Çiçek, bizim gerçekten çok, çok iyi ya. Yani Allah özene bözene yaratmış gerçekten. Ah, annem nasıldı? Harikaydı. Öğrettiğim gibi biliyor musun? Tam yani. Zaten buna da düşmeyecek kız. Bilmiyorum yani. Allah'ım şu an şaşırmakla böyle tiksinmek arası bir duyguda gidip geliyorum ya.
Senelerdir bana hiç kimse iltifat etmemişti. Teşekkür ederim Mesut. Sen de çok yakışıklısın. Ah, çok teşekkürler, sağ ol ya. Kız ne dedi, gördün mü? Beni ter bastı, ben üstümü çıkartacağım. Aç kalı, çıkartacağım. Ya çıkartacağım üstümü. Şey, dur bakayım. Oo, nasıl terlemiş bu böyle ya. Çıkarmıyorsun üstünü anneciğim, sonra bak üşütüyorsun. Ya bana ne, ya çıkartacağım üstümü. Mesut dedim. Dedim ben sana. Çıkarmıyorsun bunu üstüne. Bohçacı Necla nerede? Bohçacı Necla, bohçacı Necla'ya geri veririm seni. Kuyruk bohçasına götürüverir seni Necla. Tamam ya, tamam. Oldu madem. Biz de zaten acelimiz vardı, gitmek zorundaydık. Hadi çiçekçim, gel gidelim. Ya Burcu, sen istiyorsan git. Ama ben kalıp Mesut'u tanımak istiyorum. Aferin. O kadar doğru bir karar. Değil mi? Ben olsa ben de kalır tanımak isterdim. Çocuk, biz çok paralıyız. Her şeyi gördük, geçirdik. Allah şükür yurt dışında okuduk. Spor yapıyoruz. Body'ye gidiyoruz. Göster kaslarımızı. Kaslarımız nasıl? Harika. Çok iyi bir şirkette CEO'yuz ve çok da iyi kazanıyoruz. Ne kadar kazanıyoruz lan üzülücü cişi? Bu kadar. O kadar kazanıyoruz. Bu kadar kazanıyoruz. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Mesut çok da güzel dans eder, biliyor musunuz? Dansını gösterdin mi? Göstermedim. Göstermedin. Anne üzülücü cişi! Göstersin bakayım hadi. Hadi göstersin. Mesut bak neler yaptın, hangi kurslara gittin? Anlat bakayım, biraz öv kendine. Ben dansçıyım, biliyor musun? Dansçı. Annem beni birçok kursa yolladı. Birçok kursa yolladı. Yani 5 tane yabancı dil biliyorum. 5 yabancı dil ne demektir? Aynı zamanda iyi piyano çalıyorum. Çalar. Ne bileyim, böyle boş zamanda sandım piyano çalmak isterim. Ne dersin? Yani çok romantikmiş. Olur. Tabii. Bu ara ayrıca böyle hip hopla falan ilgileniyorum. Yani sana 1-2 figür gösterebilirim. Hip hopla ilgileniyorsan 1-2 figür göstersin. Ya demiş sus! Bir sus ya, susmadın. Sinir oldum ya. Göstermiyorum hiçbir şey. Sen bana verdin! Sen bana verdin! Yemin ediyorum bu çocuk sizi görünce şımardı. Vallahi şımardı bu. Oyna bakayım, ben ritim tutacağım şimdi. Ha! O! Hadi! Hop! Hop! Da-da-da-da-da! Şimdi gülmekse mesele, katılarımıza bedel.